Şimdi Armutlu İzmir'e 70 kilometre mesafede çok şirin, sempatik bir kasaba. Daha önceki seçimde ve hep Halk Partisi ağırlığı, yani 1950'deki o müthiş Demokrat Parti'nin, ki 14 Mayıs'ı konuşuruz evet, herhalde, seçiminde bile Armutlu CHP'ye oy vermiş. Fakat bu seçime tabii bütün partiler önemlidir, göstergedir. Çünkü devamlı kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Evet. Birçok partinin morali bozuluyor tabii. O bakımdan çok önem vermişler. İnanılmaz yani. Onun için ben Armutlulara dedim ki sizin bu istifa eden 9 şeyin heykelini dikin. 9 meclis üyesi size beklemediğiniz iyiliği yapmış. Yatın kalkın bu 9 kişiye dua edin. Dua edin. Öyle ya. Evet. Hatta oraya gitmeden bir gün evvel Hereke'deydim. Üniversitedeki şeydeydim. Gençler çok uyanık, güzel bir konuşmaydı. Fakat sonra sohbet ettim halkla. Uyanık bazı tipler dediler ki ah biz de buradaki meclis üyelerini bir istifa ettirebilsek de burada da seçime gitsek. Ve gittik oraya. Ben gittim oraya. Birkaç saat kaldım. Bir Halk Parti ile oyuna tavla oynadık, evet, kazandık ama bize oy vermedi galiba, caydı sonra yani, öyle anlaşılıyor. Ama öyle oyunu istediniz siz onda, oyunu... Hayır, ben zaten dedim oradakilere, dedim ki sıkı tavlacı varsa bulun birkaç tane dedim. Böyle tabii millete şey yapıyoruz, meydan okuyoruz, bir tanesi geldi. Tesadüf bize de zar geldi falan. Ama yendiniz adamı. Yendik de oyunu vermedi galiba kaytan. Yenilen daha verir mi oyun yani? Oldu mu? Şimdi ama öyle oyunu oynadılar. Şimdi yani Armutlu da seyrettim. Armutlu'da da adı Armutlu. Dedi ki armut nerede? Armut yok. Kiraz var. Kiraz da isimli. Kirazı da güzel biraz. Peki niye kirazı dememişler? Ya o kardeşim biliyorsun bizim memlekette isimleri Türkçeleştirmek diye bir hastalık. Evet, bayılırız öyle şey. Orada kim bilir eski bir isim vardı. Ki o isim kim bilir Frigyalılardan veyahut da bir çok eskiden kalma bir isimdi. Anadolu medeniyetlerinden. Biz tabii onu Rum bilerek, biz bütün isimlere Rum vay namussuz diyerek hep Türkçeleştiriyoruz. O arada Armutlu demişler. Mesela benim köyü de Pitskala köyü. Pitskala. Onu Arılı yaptılar. Alttaki Campet diye bir köy var. Onu Meyveli yaptılar. Buluyorlar bir şey. Ama Pitskala mı sizin köyün adı? Pitskala. Pitskala. Zordur telaffuz etmesi. Neyse. Şimdi gittik Armutlu'ya. Fakat millet... Ben Armutlu'dan fazla başkasını görüyorsun zaten sokakta. Çünkü her partili gelmiş oraya. Bütün gücünü koymuşlar. Birçok yatırıma başlamışlar. Uyanıklar da yatırımı başlatıyorlar. Şimdi oy verecek adam da diyor ki oy vereyim yoksa yatırımı durdururlar diyor. Yani böyle de bir şey var. Yani yola başlamış mesela. İyi oy netice alacaksa yolu yapacak. Almayacaksa bırakacak. Bir de benim kulağıma şey geldi, birçok kişi son aylarda telefon faturalarını falan ödememiş, sonra son gün birdenbire ödenmiş onlar. Evet, öyle istifa öyle şeyler yani de var. Evet. Değil mi? Bazı İlgin partiler onları İyi toplayıp onların adına ödediler. Halkımız da uyanık tabii yani, şimdi sen zor durumdasın, üç kuruşa bakıyorsun. O sırada partilinin biri gelip de işte şu telefon faturalarını ben ödeyeyim dediği zaman peki diyorsun yani. Onun yani, için doğal karşılamak lazım. Armutlu'da kim gelse kim gitse fark etmez. Armut da yok satacak. Vaziyeti kurtaralım diye. Yani Türkiye genelinde böyle olursa kötü tabii. Türkiye genelinde bütün milletin şeylerini, telefon hesap paralarına bir de cebine para koyma falan. Armutlu fedaileri. Sadece Armutlu'ya yüklenmek kolay. Belli gücü olan partiler için. Fakat tabii hoş bir şey değil. Değil, yani hiç hoş bir şey değil. Yani değil. Türkiye'nin demokrasi açısından da hoş bir şey değil. Armutlu işi böyle bitti. Biz %400 yükselmişiz. Güzel, çok ama %2'deyiz. %2 oy almıştık, %2 aldık. Diğer bütün büyük partiler oy kaybetti. Yani o birinci görünenler de çok oy kaybettiler. Ama öyle. Yani Armutlu olayı Türk halkının... Bir de tabii şey vardı Armutlu'da, başka bir olay vardı bizimle ilgili. Bizim parti... İyi halkın yarısı hiç tanımıyordu. Hı. Nedense Armutlu'da pek tanınmamışız. Acaba yeteri şekilde gidilip halkla bütünleşilmedi mi? Ya sizin oradaki... Şimdi, tabii ki teşkilat var da, teşkilat da gücü var. Yani tabii, parası tabii, pulu bol değil ki. Armutlu'yu her tarafı, LDP'yi tanıtamamışlar. Yani Liberal Demokrat Parti'yi Türkiye'de bugün zannediyorum halkımızın %80'i tanıyordur. Benim evet hesabıma göre. Armutlu'da bu tanınma oranı %50 gibi çok düşük bir rakam. Yani tanınmayı arttırırsak olay değişir tabii. Herhalde.
Ama Yunus'u artık tanımaya başladı artık. Bak Yunus dehşet canım. Yunus enteresan. Öyle koydun mu bütün hepsinin önüne yani dikkat çekiyor. Yunus'u nasıl güzel seçtiniz? Doğru amblem olarak. Yani o nereden nereye esinlendi? O ilginçtir. Ya o dedi ki millet bir hayvan resmi görsün de hani ona oy verecek çünkü. Hı. Önce bir renkli bir yelpazemiz vardı. Evet. Onun zaten baskı masrafı çok tutuyor. Evet. Yani parti işi öyle kolay iş değil. Sonra onu sizden CNBC'ye aldı galiba. Yok o da ona benziyor amca. CNBC'de o vardı zaten. Sonra bir hayvan koyalım dedik. Ben dedim ki deve olsun dedi. Bizim hanım böyle çok karşı çıktı. Mekanikadaki hanımlar ne demek deve olsun, deve şark şeyini çağrıştırıyor falan dedik. Evet. Neyse biz zaten yarı şaka söylemiştik. Deveden sonra aslan olsun dedik. Fenerliler karşı çıktı. Kartal olsun dedik bu sefer diğerleri. Sonuçta Yunus'u bulduk. Yani. Hayat zaten denizde başlar ya suda başlar diye. Yunus ama, da sempatik bir hayvandır. Bir şey söyleyeyim. Bizim bu Yunus su çok iyi bulmuşuz. Yani dünyada bir yarışma olsa logo ve şey amblem yarışması dünyada birinciliği alırız. Çünkü batıda falan gittiğimizde bizim rozetleri hiç tanımayan bile istiyor. Rozetinizi alabilir miyim diyor. Şimdi o yüzden sempatik çok. LDP yazmayan rozetler yaptık. Bak şimdi bizim bazı rozetlerimizde LDP yazmıyor. Evet yazmıyor son. Böylece insanlar takıyorlar. Bir şey olarak aksesuar gibi. Evet. Fakat ne zaman batıya gitsek bir toplantıya herkes rozetlerimizi istiyor. Ve artık onu alıştık. Yanımıza fazladan rozet alıyoruz. Hı. Onun da numarası şu. Adam rozet alınca yakandan çıkarıp takıyorsun. Dört köşe oluyor. Kendi rozetini verdi diye. Hı. İki dakika sonra cepten çıkarıp yakamıza takıyoruz. Bu hileleri söylemeyin herkesin. Şimdi ondan sonra yabancılarla yaptığımız evet. şey bu. Ondan sonra bir yabancıyla karşılaşıyoruz. İşte rozete takılıyor. Sana bir rozet verelim diyoruz. Takıyoruz. Gene cebimizden iki dakika sonra dönüp kendi rozeti. Bitmiyor bu yakadaki rozet. Böylece bir bakıyorsun. Kongre'de mesela bir sürü adamda LDP rozeti var. Sevdiği için takmış bunu. Güzel yani rozeti. Yok sempatik bir amca aslında. Evet şimdi tabii Armutlu seçimlerinde ki %2 oy almamız teşkilatta çok bir kırgınlık yarattı yani. Çok moral bozukluğu yarattı. Yok öyle olmaması lazım. Ama bizim teşkilat şöyle düşünüyor tabii partiye bağlı olanlar işte doğru şeyleri söylüyoruz. Doğru politikaları biz söylüyoruz. İşte Türkiye'yi biz kurtaracağız. Diğer partiler boş. Yani tabii o bizim partilerin fikri o. Diğer partilerin de kendine göre taraftarlarının bir ümitleri var. Ama bizim partiliye göre bakıyorlar, diğer partileri analiz ediyorlar. Diğer partilerde hiçbir şey yok. Şimdi Armutlu'da diğer partiler bu kadar oy alınca bizim partiye bağlı olanlar da Türk milletinin tavrına karşı bir şeylik oluşuyor. Yani bu millet bir kırılganlık yani. Hep bu palavralardan, işte yuvarlak laflardan, vaatlerden anlıyor. Gerçekleri kavrayamıyor gibi bir şey ama ben o fikirde değilim. Tabii yani. Siyasette böyle termin. Siyasette asılıp alacaksın, hizmeti yapacaksın. Şimdi bu şeye benziyor. Şimdi mesela sen diyelim ki dünya yuvarlaktır diyorsun. Çok da eminsin. Yani gidiyorsun, anlatıyorsun. Sonra bir 30 kişilik gruba gidiyorsun. 30 kişinin 25 kişisi dünya hala düzdür diyor. Şimdi bir süre sonra diyor ya ben bu kadar anlattım. Bunu boşuna mı anlattım diyorsun ama 25 kişi diyor ki kardeşim dünya düzdür diyorsun. Ama onu karıştırma mesela diyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen 25 kişinin düzdür derken bunu tamamen duygusal nedenlerle söylediğini görüp İkna olması lazım. Yani işte, o parantezine girmeyelim. Tabii hoş bir şey değil. Yani onu söylemek şey için de iyi ama, değil. Sistem için de iyi değil. Armutlular için de iyi değil. Neyse. Evet. Ben Armutlu'ya yönetici alsaydım oraya bir şeye girecektim. Mesela. Ziyarete gidip adlarını Kirazlı olarak değiştirecektim. Ondan da mahrum kaldım. Şimdi Armutlu deyip Kiraz diyecekler. Armutlu deyip Kiraz üzerine iştigal edecekler. Yarın 14 Mayıs efendim. Evet çok mühim. Bu 14 Mayıs hadisesi çok mühim hadisedir. Çok mühim hadisedir. Yani bakın şöyle bir size perspektif çizeyim. Türkiye tek parti idaresi altında inanılmaz sürünüyordu. Sürünüyordu demek de şunu söyleyeyim size. 2000 sene geriye gitmişti. Şimdi ben 2000 sene geriye gidince nasıl olur falan diyeceksiniz. Tabii ki belli şehirler hariç mesela Ankara kral gibi. Memurlar maaşlarını alıyorlar, operaya gidiyorlar, işte senfoni dinliyorlar falan. Ankara'nın Ayrancı köyü var ya, şimdi Ayrancı dediğimiz, orası köy o zaman. Ayrancı'da telefon yok,
Elektrik su yok, elektrik yok ve millet trahomla gözleri kapalı. Fakat Ankara'nın içi Kızılay Uluslararası gayet iyi. Hatta 30'larda bir şey, büyükelçi, avlanma meraklısı. Ankara tabii sıkıcı bir şehir büyükelçiler evet. için. İstanbul'dan Ankara'ya gelmek elçilikler için çok zor olmuştur. Şimdi, İstanbul büyük bir metropol. Bizimkiler diyor ki başkent Ankara, Ankara'ya geleceksin. Neyse orada avlanmaya çıkıyor adam. Çıkıyor bakıyor ki bir eve mağara gibi bir şeyler var. Çatısı olmayan damlar. Duruyor, önde bir çocuklar oynuyor, gözleri kapalı. Su yok, su akmıyor hiçbir yerde. Acaba garip bir yere mi geldim diyor ya. Ve dönüyor hemen Harciye'deki Türklere diyor ki ya ben burada bir yer keşfettim diyor, garip bir yer diyor, anlatıyor. Bizim Harciye'dekiler oyalıyorlar adamı. Bütün Türkiye öyle halbuki. Yani onun için Türkiye tek parti devrinde inanılmaz sefil bir dönem yaşamıştır ama propagandası çok iyidir. Şunu yaptık, bu hepsi palavradır. Hepsi palavradır. Mesela bu verem savaş mücadelesi. Kanunu çıkmış, hiçbir uygulama yok. Bütün uygulayan 50 sonrasıdır. Sıtma mücadelesi, trahom mücadelesi, frengi mücadelesi, ziraatteki gelişme. Yani sadece Ankara'da birkaç tane böyle berbat görünüşlü, faşist görünüşlü binalar yapılmış. O bakanlık binaları var ya, o devre çok çirkindir yani. O, biz gelirsek onların hepsini yıkıp yeşil alan yapacağız zaten. Böyle bir şey. Kendi çalıp kendi oynuyorlar. Memur takımı birbirine propaganda yapıyor. Köyler, bir şey söyleyeyim, köyler Finikeliler zamanından yani 4000 seneden daha eskiye gitmiş. Kapalı bir köy. Evet, bak, benim köyümde çocukluğumdaki hayat taş devri hayatıydı biliyor musunuz? Taş devri hayatı, dikkat et. Dışarıdan hiçbir şey alamıyor insanlar. Ekmeği pişirme tarzımız bile, şimdi anlatsam 2000-3000 sene evvelki şeyle ekmek pişiriyoruz. O plaki denen taşlar. Plaki tabii, 3000 sene evvelin şeyi. Ayakkabılar çarık ve çarıklar da giyilmiyor aşınmasın diye. Sırtta asılıyor, kasabaya girerken çarığı giyiyor insanlar. Çarık da zaten çok kötü bir şeydir çünkü ıslanınca yumuşuyor, taş batıyor, yürüyemiyorsun, diken batıyor. Kuruyunca da bu sefer ayağını mengene gibi sıkar. Sıkıyor. Bunun dışında... Ki bu sefilli, çarık giyerken ak mı oluyor efendim o zaman? Çarık giyerken ak diye bir laf var orada. O sıkıntıyla... Şimdi böyle bir inanılmaz bir sefillik var bütün Türk halkında. Çökmüş. İstanbul, Ankara'da, Trabzon'da ticaret öldürülmüş. Bu şey yasası var ya işte, kabotaj yasası. Hmm. Gayrimüslim tüccarlara eziyet edilmiş, kaçırılmış. Sermaye kaçmış. Fakirleşmiş Türkiye. İşte İkinci Dünya Harbi'nde de çok kötü idare edildik. Yani İkinci Dünya Harbi inanılmaz rezalettir. Çünkü harbin dışında kalan başka ülkeler var. Türkiye değil. İspanya, Portekiz, İsviçre gibi. Ve bunların hepsi zenginleşmiş. Neden biliyor musun? Harbedenler bir şey istiyor ve altın veriyor. Yani senin bir fırının var. Mesela eskiden 50 ekmek çıkarıyordun. Şimdi diyor ki çamur gibi ekmek çıkar. Ben sana 5 misli ödüyorum. Kâr edip etmez misin? Tabii. Bizim sigaralarımız büyük para. Yani ne satsan kâr. Biz öyle bir kabız yönetim yapmışız ki. İkinci Dünya Harbi'nde herkes zenginleşmiş. Latin Amerika ülkeleri hepsi müthiş zenginleşmiştir. Hepsi Avrupa'ya mal satmıştır. Avrupa birbirini yiyor. Evet. Savaşıyor. Tabii. Biz ondan istifade edemeyiz. İnanılmaz. Yani ben size İkinci Dünya Harbi'nde yapılanları anlatsam. Mesela gıda maddelerini bir yerden bir yere sevk etmek yasak demişler. Şimdi kafa ne biliyor musun? Kafa şu. Diyorlar ki ya halk aptaldır. Tüccara gider gıda maddesi. O da kara borsa yapar. Bir yerden bir yere izinle gitsin. Sen bir köylünün gıda maddesini satarken izin alabileceğini düşünebiliyor musun? Hasat memuru olduğunu biliyor musun ilçelerde? Hasat memurundan izin almadan hasat yapamıyorsun ya. Böyle saçma şey olur mu? Saçma. Ya şimdi sana bir hikaye anlatayım. Bu Atilla İlhan var. Evet. Atilla İlhan Adana'da ilk görevi hasat vesikası veren bir memur. O da evet. Torpille girmiş oraya. Adam onu tenkit ediyor tabii. Biraz dürüst bir adam hiç olmazsa. Solcu molcu ama biraz dürüstlüğü var. Şimdi düşünebiliyor musun? Adana'nın bir köyündesin sen. Ekip biçeceksin hasadını. Solcular dürüst değil mi efendim şimdi? Enteresan bir şey. Genelde kafaları karışık. Yani ben onlara az gelip yani şey evet. görüyorum. Neyse. Şimdi köylü o vesikayı almadan biçemiyor. Biçerse jandarma onu mahvediyor. Cezalandırıyor, malına el koyuyor vesaire. Adam şimdi Ceyhan kasabasına inecek. Şimdi Atilla İlhan iş yaptığı yer Ceyhan. Ne demek inmek biliyor musun? Bir kere içinden inmek gelmiyor çünkü üst baş perişan. Perişan bir adam, perişan bir vaziyette kasabaya inecek. En iyi eli elbisesini giyiyor göğe. Gene yırtık pırtık yamalı. Ayakkabısı yok. Ve yürüyerek yok bir şey. Bir gün sürüyor kasabaya iniyor. Bir gün. Gece sokakta yatıyor.
bu Türk köylüsü. Ertesi sabah süklüm püklüm, tabii pislik içinde yatmam, yerde yatmış mı, şeyin önüne geliyor. Memur. Memur eğer şeyse, ki bütün memurlar o zaman öyleydi, gaddardı. Öyle gaddardı ki, inanamazsın buna. Bunu ki bilir kovuyor falan. Veya namuslu memursa al kardeşim diyor, bir şey imzalıyor. Ondan gidip hasadını biçiyor. Böyle iğrençlik olmaz ya. Kendi hasadını biçerken bunu yapıyor. Evet yapıyorum. Kardeşim evet. Sen biliyor musun gıda maddesinin de bir yerden bir yere gitmesi yasak. Evet. Ve çürüyor. Senin bir gıda madden var. Tüccar da öldürülmüş, yok edilmiş. Tüccarın gelip onu alıp ihtiyacı olan satması lazım. Köyünde mesela buğday şey yaptın, satamıyorsun. Devlet ha geldi gelecek, ona vereceksin. Bir yerde insanlar açlıktan ölüyorlar, bir yerde adamlar şey çürütüyorlar. Depolarda, depolarda çürüyen depoya koyuyorlar, unutuyorlar orada. Tam komünist sistem.